Merhaba, asil kardeşlerim, Çelebiler, Hatunlar. Epey bir soru oldu. Sporcu beslenmesiyle ilgili ve kılıç idmanlarından, özellikle ağırlık idmanlarından günümüz hayatıyla, gündelik hayatla sporu nasıl eşleştireceğiz? Sporcu beslenmesi, diyet, protein hesabı, idmanlar ne zaman olacak, bu konularda bir seri hazırlayalım diye. Pekala, siz nasıl isterseniz. Ben sizin en büyük hayranınızım. Pekala, öyle bir seri hazırlayalım gerçekten de. En son yaptığımız bir seminerin slaytlarını sizlerle paylaşayım. Bu bir antrenörlere yaptığımız bir seminerdi. Metabolizmal Upgrade adlı konuşmamızdan bir iki parça. Hemen konuya giriyorum müsaadenizle. 3 kişi görüyoruz burada. Ekranlarınızı da büyütebilir ve ekran fotoğrafını çekebilirsiniz de. Bu 3 kişi hepsinin 1.80 boyunda olduğunu kabul edelim. Hepsinin 1.80 boyunda olduğunu kabul edelim. Alttaki değerler çok önemli. Bu değerleri ekranı büyütüp de çalışınız lütfen. 3 kişi de hepsi aynı kişi. 1.80 boyunda. Şimdi dikkat edelim. Birinci formda, birinci görünüşte bu 1.80 boyundaki kişi 100 kilogram ağırlığında ve beden ağırlığının %40'ı yağ. %40 beden yağı var. Ultrasonla olan makineler var biliyorsunuz, diyetisyenlerin baskülleri. Orada size yüzdelik yağ oranınızı veriyor. Burada %40 yağ çıkmış. %10'da kas. Bu tabii teorik olarak konuştuğumuzda, konuyu iyi anlamak için, metabolizmal upgrade'i iyi anlamak için. Öyleyse bu spora yeni başlayan arkadaşımız 1.80 boyunda, 100 kilo ağırlığında, %40 yağ varsa 40 kilogram yağ var. %10 kas çıkıyorsa 10 kiloda kas var. Yüzdelik dinlerde veriyoruz ki rahat anlaşılsın diye. Öyleyse bu arkadaşımız 1.80 boyunda, 100 kilo ağırlığında, %40 beden yağı, %10 kas olan bu arkadaşımız maalesef yeteri kadar kuvvetli olamayacağı gibi kemikleri de yeterli yoğunlukta olmayacaktır. Kas hacmi de yeterli olmayacaktır. Kas kuvveti de yeterli olmayacaktır. Ve kendisi bütün kronik hastalıklara da yatkın olacaktır. Kronik hastalıklar mesela ateroskleroz gibi veya diyabet gibi veya hipertansiyon gibi ve Alzheimer, demans da buna dahil. Peki biz beslenmemizin ve ağırlığımızın, ama şimdi beslenmek olarak düşünelim, nereye doğru farklılaştıracağız? Sosyal medya kanallarında bir sürü insanların, bir sürü sosyal medya platformlarının hepsinin adını bile sayamam burada. Sizler kadar iyi değilim teknoloji konusunda. Hepsi kilo vermekten muratları özetle şöyle diyorlar. Eğer bir insan 1.80 boyundaysa, şimdi şu silüete geçtik. Eğer bir insan 1.80 boyundaysa yaklaşık 80 kilo olmalıdır. Evet, bu doğru. Yaklaşık öyle olmalıdır. Yalnız 1.80 boyunda 100 kilogram olan bir kişiyi 1.80 boyunda 80 kilogram sağlıklı diye ifade ettikleri kilogram ulaştırırken orantılı kilo verdiriyorlar. Ama orantılı kilo vermek bizim gayemiz değil. Biz beden bileşenlerine göre hesap yapıyoruz. Öyleyse yeni bir terminoloji öğrendik. Yeni bir tabir öğrendik. Beden bileşenleri. Peki birçok yüzlerce sosyal medya platformu ve binlerce konuşmacı içerisinde hatalı olarak neler söyleniyor? Bu silüet hatalı silüet. Bu da doğru silüet. Hatalı olarak neler söyleniyor? 1.80 boyunda 100 kiloluk bir insanı diyetler ve kardiyo ve fitnessla 1.80 boyunda 80 kilo indiriyorlar bu diyetlerle. 80 kilo 1.80'e uygun bir kilo gibi gözükse de bu kişi 32 kilo yağ, yani 40 kilo yağdan 32 kilo yağ düştü. Yani aslında 8 kilo yağ verdi diyorlar. Orantılı zayıfladığı için de 10 kilo kası 8 kilo kasa düştü. Öyleyse 40 kilo yağ, 32 kilo yağ düştü. Orantılı zayıfladığı için 40'tan 32'ye sanki bir iyileşme var gibi gözüküyor. 10 kilo kasta 8 kilo kasa düştü.
Peki beden bileşenlerine baktığımızda ne oldu? Yine bu insanda halen daha %40 beden yağı var, %10 bedende kas var. Öyleyse bu kişiyi 100 kilodan 80 kiloya çektiler. 1.80 boyundaki bir insan için sağlıklı kiloya çektiler ama halen daha bedeninde %40 beden yağı, %10 kas var. Bu ise gene sağlıklı değil. O yüzden de önümüzde sırım gibi ince insanlar görüyoruz ve bu insanlar kolesterol hapı kullanıyorlar, tansiyon hapı kullanıyorlar, aterosklerozu tedavi etmeye çalışıyorlar. Hatta kimi zaman değil, epey de sıklıkla diyabet ilacı kullanıyorlar. Yanı sıra davranmak için, günlük işlerinde fazla mesai yapmak için, aklına bir şey geldiğinde kalkmak için halsizlik hissediyor. Yemeklerden sonra elinin kolunun düştüğünü hissediyor. Nerede kaldı ki idman yapsın? Hele ki kılıç idmanı. Biliyorsunuz kılıç idmanının ağırlığı epey yüksek. Burası yanlış silüet. Ne olması gerekirdi? Doğru silüet. Yani 1.80 boyundaki bir insan tabii ki 80 kilo olacak. Sağlık için. Diğer kısımları gene konuşuruz. Yalnız 80 kiloya vardığında 40 kilo yağı 32 kiloya düşmeyecek, 12 kiloya düşecek. Ve 10 kilo kası da 8 kiloya düşmeyecek, 28 kiloya çıkacak. Haliyle doğru silüette beden bileşenlerine baktığımızda 1.80 boyunda 80 kiloluk bir insanda %15 beden yağı, %35 kas olacak. İşte diyetimizi ve ağırlığımızı planlarken, özellikle beslenmeyi planlarken buna göre planlamamız gerekiyor. Erkeklerde %15 beden yağı, bayanlarda da %22 beden yağı, bayan sporcularda %22 beden yağı planlıyoruz. Erkeklerde %15'in üstü hem kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor, hem de rahatsız bir hayat. Yemeklerden sonra uyku gelmesi, davranma zorluğu. Erkeklerde %15'in altı zor bir hayat. Yani uzun süre oturamaz. Çünkü siyatik siniri ezilir bacaklar altında. Çünkü yağ dokusu aynı zamanda bir yalıtkan dokudur. Yalıtkan. Çevredeki fizik etmenlerden bizi korur. Erkeklerde %15 beden yağının altında çok çabuk üşür, çok çabuk ısınır, çok çabuk terler, çok çabuk titrer. Uyurken yattığı yan acır, uzun süre oturamaz gibi. Bayanlarda %22 yağın amacı ise, bayanlarda %22 yağın üstünde bayanlar yine hem kronik hastalıklara davetiye çıkarmış olurlar, erkekteki %15 gibi, hem de yine yemeklerden sonra bir bitkinlik, yorgunluk ve bir davranma zorluğu, hareket etme zorluğu, aklına geldiği an kalkma zorluğu hisseder. Bayanlarda %22 yağın altında ise, mesela bir bayanı %22 yağ değil de %14 yağ, %12 yağ yaparsak, bu sefer de adet düzenliği ve asabiyet ve sinirlilik, kapris başlar. Öyleyse orantıları burada vermiş olduk. Şimdi burada, evvelki slide'ı ezberlediniz nasıl olsa. Şimdi burada 3 öğüne nasıl böleceğiz ya da 4 öğüne nasıl böleceğiz? 3 öğüne veya 4 öğüne bölerken beslenmede, sporcu beslenmesinde öğün nedir tabirini yapmamız gerekiyor. Öğün çok güzel çiğneyerek 30 dakika, yarım saat boyunca yenen yemektir. Yarım saati geçtiyse öğünü geçmiştir. Yarım saatten evvel bittiyse bu sefer de iyi çiğnenmemiştir. Öyleyse bir öğün yarım saattir. Pekala. Ve bir öğünde insan ancak en fazla 40 gram protein sindirebilir. Bir öğünde diyelim ki 1 kilo tavuk yiyen bir insan, 1 kilo tavukta 200 gram protein de olsa onun gene 40 gramını sindirir. İnsan metabolizması 40 gram protein sindirmek üzere tasarlanmıştır. Öyleyse öğünün tanımını yaptık. Ne kadar protein sindireceğimizin de tanımını yaptık. Öyleyse bir şu sütun var, bir de şu sütun var. Bu sütundan gidelim. Sabah saat 07'de 40 gram proteinlik bir kahvaltı yaptık. 3 tane yumurta ve 100 gram peynir. Diğer öğün 5 saat sonra alınır. Ara öğün yoktur. Metabolizmayı hızlandırsın diye arada bir elma, bir havuç falan yenmez. 3 öğündür.
aradaki açlık dönemi sizin kas inşa ettiğiniz ve hücrelerinizi yapılandırdığınız, hücrelerinizi tamir ettirdiğiniz dönemdir. Aradaki açlık döneminde insülin biraz düşünce glikogon ve growth hormonu artar. Öyleyse öğünler arası 5 saattir. Saat 7'de eğer 40 gram protein aldıysak sonraki öğün 12.30'dadır. Niye 5 saat sonra 12.30 oldu? Çünkü öğün yarım saat. 7.30'da bitti. 12.30'da gene 40 gram protein alacak. Sonraki öğünde 18'de. Çünkü bu 13'te bitti. Sonraki öğünde saat 18'de. Orada da 50 gram protein alacak. Peki neden saat 18'de 50 gram protein aldı? İnsan metabolizması ancak 40 gram protein sindirebiliyordu. 50 gram protein aldı. Çünkü her ne kadar sindiremese de öğündeki, yarım saatlik iyi çiğnenen bir öğündeki protein miktarı yine insanda hücre yapılanmasına ve growth hormon salgılanmasına tetikleyici bir etkendir. Bu doğal yoldan beslenen bir sporcu kardeşimizin, bir kılıçdar kardeşimizin planlanması. Aynısını tabii yine crossfit sporcuları ve diğer sporcular da bu şekilde tavsiye ediliyor. Bunların hepsi medikal makaleler. Bu sütuna geldiğimizde ise bu sütunda 4 öğün görüyoruz. Son öğün 18'de değil de 20'de. Çünkü arkadaşlarımız diyorlar ki bu sütunda, bu programda ben ancak 130 gram protein aldım. Esasen 1.80 boya kadar 130 gram protein yeter. Ama ben 130 gram protein almak istemiyorum. Ben 160 gram protein almak istiyorum. Ve protein tozu kullanmak istiyorum. Whey kullanmak istiyorum. Öyleyse sabah öğünde saat 07'de 30 gram whey aldık. Whey'in öğünden farkı, öğünden 5 saat sonra diğer öğün yenirken whey'den, protein tozundan whey'den 3 saat sonra öğün yenebilir. Çok da hızlı sindirildiği için. Öyleyse saat 7'de whey aldıysa saat 10'da, yarım saat haliyle öğün yok burada. Saat 7'de whey aldıysa saat 10'da tekrar 40 gram proteinlik bir brunch yapabiliyor. Sonra tabii 5 saat sonra saat 15'te 40 gram protein ve yine 5 saat sonra saat 20'de 50 gram protein aynı mantıkla gidiyor. İşte burada acaba idmanları, kılıç idmanını, teknik idmanını ve ağırlık idmanını nerelere sıkıştıralım? Şimdi nerelere sıkıştıralım? Burada en güzeli Türkiye şartlarında, içinde bulunduğumuz şartlarda, herkesin işi var veya okulu var ya da kursu var neyse. Birinci sütuna, yani tamamen doğal beslenmeye gittiğimizde birinci sütunda gene 0.7'de 40 gram protein, 12.30'da 40 gram protein, 18'de idman yapabiliriz. Evet, tam yemek vaktine denk geliyor. Tam yemek vaktine denk geliyor. Aç karnına idman yapmak her zaman daha iyidir. 13'ten 18'e kadar 5 saat aç kaldıktan sonra idman yapmak iyidir. Zararı yoktur. İyidir. İnsülin seviyesi düşük. Growth hormon, büyüme hormonu, growth hormon ve glikogon seviyesi yüksek. En güzel zaman idman yapmak için. Yine de işten çıktığınızda, okuldan çıktığınızda veya kurstan çıktığınızda bir protein bar yiyebilirsiniz burada. Toplam günlük proteine çok bir zarar olmaz. Dinç, karnında bir şey olsun diye. Ya da bir kepekli sandviç ya da ufak bir tost dilimi yiyebilirsiniz. Ta ki hareket etmeye mecalimiz olsun diye. Esasen özellikle fizik sporcuları, erkek fizik, kadın fizik sporcuları biliyorsunuz. Bu saatlerde ve 5 saat açtıktan sonra, hatta fizik sporcuları kim zaman 8 saat veya 12 saat açtıktan sonra spor yaparlar. İdmanını burada yaptı. İdman saat 18'den 19'a kadar veya 18'den 19.30'a kadar sürse saat 20'de yine 50 gram proteinlik bir akşam yemeği yedi. Diğer sütuna, whey'li sütuna baktığımızda, yani whey protein tozu sütuna baktığımızda bu kişinin gün içerisinde herhangi bir zamanda idman yapabileceğini, biraz lüks bir arkadaş bu böyle ya profesyonel sporcu ya da daha rahat bir hayat var. Aynı mantık, burada anlatacağım mantık doğal beslenen sporcu için de geçerli. Saat 7'de whey aldı. Saat 9'da idman yapabilir. Whey'den 2 saat sonra idman yapabilir. Whey'den hemen sonra idman yapmak, şimdi whey ile beraber yaklaşık 300-400 cc kadar, yani neredeyse yarım litre kadar su alındığından idmanda biraz böyle bir blob hali olabiliyor. İnsanı rahatsız edebiliyor. Ve ben medikal makalelerde çok fazla yazmasa da
Ben sizlerin doktor dedesi olarak ben V'in iyi sindirildiği yanlış söyledim. V'in midede saat 7'de aldıktan sonra 7-7.30 arası idmana giderseniz midede kalır bu. Bütün kan kaslara, bacaklara, sırta, kaba kaslara ve kollara doğru itileceğinden, pompalanacağından midede çok efektif sindirilmez bu. Orada sindirilmesi uzun sürer. O yüzden ben derim ki size sindirildiği 1 saat 2 saat sonra özellikle yapmak biraz daha iyi idmanı. Burada yapmadık. Saat 09'da yapmadık. Saat 7'de 30 gram whey aldık. Saat 10'da çünkü whey'den 3 saat sonra sindirilip idman yapabiliriz. Saat 10'da 40 gram proteinimizi aldık. Saat 14'te yani 4 saat sonra bu protein, öğünle gelen protein, yemek yiyerek gelen protein, saat 14'te de 4 saat sonra idman yaptık. Growth hormon ve glukagonun en yüksek olduğu zamanda yapmış olduk. Tutun ki saat 9'da da olmadı, saat 14'te de olmadı. Akşam idmanına kaldı. Öyleyse saat 10'da 40 gram protein aldık. 15'te de 5 saat sonra protein aldık. O zaman 18.30'da idman için harika bir zaman olacak. 18.30'daki idman 19.30 gibi bittiğinden ya da 20 gibi bittiğinden 20'de de yine saat işte 50 gram proteinlik bir öğün yiyeceğiz. Dikkat ederseniz öğünün tanımını yaptık. Doğal bir program, doğal beslenmeli bir program ve içinde whey yani protein tozu olan bir program yaptık. Aynı mantıkların hepsi, idmanın nerede yapılacağına dair mantıkların hepsini de konuşmuş olduk. Daha da önemlisi bu slaytta beden bileşenlerine göre kilo hesabını, beden bileşenlerine göre kilo vermeyi, zayıflamayı aramızda hatırlamış olduk. Bunu böyle bir seri halinde çekmemiz istendi. Bundan sonra istediğiniz sorular varsa yazın. Instagram'da da bazı hareketler paylaşıyorum. Eğer yapabilirsem şimdi Instagram hesabını YouTube bu videonun altına atmaya çalışacağım. Umarım orada bulunursunuz. Doktor Abdullah Keskin işte 28K gibi takipçi var. Doktor Abdullah Keskin yazdığınızda çok fazla hayran sayfası çıkıyor. Teşekkürler ederim. Umarım bu sevgiye layığımdır. O hayran sayfaları içerisindeki yüksek kaldı takipçiyi artık tıklarsanız eğer ben paylaşamazsam. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda gene görüşürüz.